Altın almanın en güvenli yolu bilezikçi.com benim Ramazanımı sunar. Türkiye'nin ilk ve tek çocuk iftar programı benim Ramazanıma Hoş geldiniz. Safalar getirdiniz canım kardeşlerim. Bugün mübarek Ramazan-ı Şerif'in 22. günü ve bizler yine sizlerle buluşmuş olmaktan dolayı son derece mutluyuz. Nasılsın Efla'cığım? İyiyim Bekir abisi, nasılsınız? Ben de iyiyim. Çok teşekkür ederim. Rica ederim. Seninle çok sohbet etmek istediğim konular var ama önce istersen bir Kur'an-ı Kerim'i dinleyelim. Evet. Kim okuyacak? Hadi sen anons et. Tamam. İsmet Oktar Küçük Hafızlardan Beyyine suresini okuyacak, dinleyelim. Haydi dinleyelim. Eûzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. لَمْ يَكُنِ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِكِينَ مُنْفَكِّينَ حَتَّى تَأْتِيَهُمُ الْبَيِّنَةِ رَسُولٌ مِّنَ اللَّهِ يَتْلُو صُحُفًا مُطَهَّرَةً فيها كتب قيمة وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له دين حنفاء ويقيم الصلاة ويؤت الزكاة وذلك دين القيمة إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه الله أكبر صدق الله العظيم. Teşekkür ediyoruz İsmet kardeşimize. Şimdi Efla, sana bugün şöyle bir şey sormak istiyorum. İlk tuttuğun orucu hatırlıyor musun? Hatırlıyorum. Hadi anlat. Tamam. Kaç yaşındaydın? 8 yaşlarındaydım. 7-8 yaşlarındaydım. İlk tuttuğum orucu da abimle tutuyorduk. Hani ilk tuttuğum için annem bana orucu sevdirecekti. Bana prenses gibi davranıyorlardı. Her istediğimi yapıyorlardı. Ben uzanıyordum, işte bunu getirin şunu getirin yapıyorlardı tabii, çocuk haklı. Çocuk haklı. Öyle. İftara kadar her istediğimi yapmışlardı. Annem istediğim yemeği yapmıştı ve hiç unutamadığım bir sahne var. Özür dilerim, onu unutma. Hangi yemeği istemiştin? Et, pilav ve ayran. Ve ayran, tamam. Unutamadığın sahne neydi? Hiç unutamadığım bir sahne var demiştin. Şimdi benim bir ara dayım işte bize gelmişti, Suran dayım. Biz işte sahurdaydık. Ben normalde hani bir kere ben bomba gibiydim, bu sefer ben bomba gibi değildim. Uyanmışım, gözlerim yarı açık yarı kapalı, oturuyorum. Annem bir çanak dolusu patates kızartması yapmış ortaya. Omletler, her şey var, tam sevdiğim şeyden. Herkes böyle enerjik duruyorlar.
Tabii ben kalkmışım, gözlerim yarı açık yarı kapalı. Diyorum ne oldu? Annem diyor hadi Efla, hadi Efla, ye ye bak sarı. Sonra bir yandan dayıma gülerek bir şey anlatıyor. Dayım bir yandan beni uyandırıyor. Abim telefona girmiş. Hmm. Babam oturuyor. Öyle öyle ortalık karışık. Yemedim. Bir tane attım ağzıma, artık dayanamadım. Koştum yattım, yerin acısını çektim. Öyle aç kadar. Aç tuttum. Evet, öyle kadar aç gezdim böyle. 9 yaşındaydım o zaman. Ama tutabildim. 9 yaşında mıydı, 8 yaşında mıydın ilk orucunda? Hayır, ilk orucum 8 yaşında. Ben başka bir insanım. Ha, sen başka bir, ha, anladım. Tuttum 8 yaşında. Maşallah sana ya. Ne kadar güzel. O ilk orucun, özellikle çocuklukta tutulan oruçların o kadar güzel hatıraları, evet, oluyor ki. Hani insanlar hep şey diyorlar Efla, eski Ramazanları özlüyoruz diyorlar ama aslında özledikleri eski Ramazan değil. Çünkü Ramazan aynı Ramazan, oruç aynı oruç, iftar aynı iftar. Aslında kendi çocukluk halimizi, o kalabalık sofralarımızı, ne o güzel iyiliği, şakalaşmayı, o güzelliği özlüyoruz. Evet. Aa, sen küçüksün ama aynı kocaman insan gibisin maşallah. Senin ruhun büyümüş. Peki neyle başlıyoruz bugün? Bugün Merve Gülcemal ablamız ne çağrıştırıyor? Oyunu, abdest, ilim kelimeleri. Ha, ne çağrıştırıyor isimli oyunu? Hadi izleyelim. Merhaba canım çocuklar. Hepiniz hoş geldiniz. Nasıl gidiyor bakalım Ramazan? İyi misiniz? Hoş musunuz Ramazan'la? Evde durumlar nasıl? Anneler, babalar Ramazan'la birlikte değişmeye başladı mı? Büyük oğlumun bir duası vardı. Hiç unutmuyorum. Bugün sizinle onu paylaşayım. Böyle Ramazan bitimine doğru hadi demiştim. Ömer Faruk'cığım, dualar yazalım. O duaları götürelim, komşularımıza ikram edelim. Bazen helva ikram ederiz, bazen yaptığımız kurabiyelerimizi ikram ederiz. Bu kez de dua ikram edelim. Yazdık yazdık 4 yaşlarında. Sen ne dua etmek istersin dedim. Ve bana hiç unutamayacağım şu duayı söyledi. Ya Rabbi, bize Ramazan'ı hediye ettiğin için çok teşekkür ederim. Annemi pamuk gibi yaptı. Demek ki Ramazan'dan önce nasıl bir anneysem. Yani arada sırada her anne gibi tabii ki birazcık oyuncakların dağınıklığına falan kızıyor olabilirim. Ama Ramazan'da mümkün mertebe kendime daha çok hakim olmaya çalıştım. Sık sık onun da duyacağı şekilde... Siz de bunu yapın sevgili çocuklar. Dedim ki kendime tam o dağınık odaya girdiğim zaman. Bu oda gerçekten çok dağılmış ama Ramazan'da olduğumuz için özellikle sinirlerime hakim olmaya çalışıyorum Ömer Faruk'cığım. Ve sana nezaketle söylüyorum, lütfen oyuncaklarını toplar mısın diyerek hep güzellikle konuşmaya çalışmıştım. O da o zaman bunu öğrenmiş. Allah razı olsun ve böyle çok tatlı bir dua etmişti. Öyleyse hadi artık Merve abla yeter, günün oyunu gelsin dediğinizi duyar gibiyim. Hadi başlayalım. Bugünkü oyunumuz, sizin de katılmanızı çok istediğim bir oyun. Lütfen ekranlarınızın başından siz de katılmaya çalışın. Birazdan bir ses duyacaksınız. Böyle bize zaman kurulacak ve o zamanda yetişmeye çalışacağız. O zaman bitmeden, o tık 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 tıklı ses bitmeden kelimeler türetmeye çalışacağımız, cümleler türetmeye çalışacağımız bir oyun oynayacağız. Oyunu şimdi oynadığımızda çok iyi anlayacaksınız. Şu ekranda bir kelime göreceksiniz. O kelime bize neler çağrıştırıyor, onunla alakalı neler varsa o zaman duruncaya kadar Ömer Fark'la yarışacağız. Ben yarışları çok severim ve genelde kaybetmem. Bakalım. Göreceğiz. Sen de kaybetmeyi sevmiyorsun. Tabii ki. İki hırslı arkadaş, ana oğul karşılaşacağız. İnşallah. Çekişmeli bir yarışma olacak. Bakalım. İzlemesi de keyifli olur diye umuyorum. Siz de katılın tamam mı çocuklar? Hadi bakalım. Bismillah. Kelimeyi görebiliyor musunuz? Sağ mı sola mı yukarı mı koyacaklar bilmiyorum kelimeyi ama orada bir yerde bir kelime görüyor olmanız lazım. Ömerciğim, abdest, zaman başladı. Başla, abdestle ilgili bir abdest şey söyleyeyim. Abdest alırken ellerimi yıkıyorum. Ellerini yıkıyorsun, elleri yıkamak, ayakları yıkamak. Zaman, ayakları çabuk, yıkamak. Çabuk. Ben yüzümü yıkıyorum. Tabii ki, eller, ağız, burun, yüz, burun, burnumu, burnuma su alıyorum, ağzıma su alıyorum. Ayaklarımı yıkıyorum. Ayaklarını mı yıkıyorsun? Evet. Dört, yandın çünkü onu ben söyledim az önce. Bir daha başlayalım oyuna. Dikkatli dinleyin arkadaşlar. Birinin söylediği kelimeyi bir daha söylememeye çalışın. Kulaklarınızı dört açın. Hadi bu bir deneme oyunu olmuş olsun. Bir kere daha başlayalım oyunu Ömer Faruk'cum. Siz de böyle arada sırada oyunu unutabilecekler için bir deneme oyunu yapabilirsiniz bence. Hazır mısın? Tamamdır. Başlıyorum. Zaman çalışmaya başladı. Abdest sendeyiz. Temizlik. Çok güzel. Abdest, temizlik, her türlü temizlik. Elleri yıkamak. Abdestte ellerimi yıkarım. Ben abdest alınca rahatlarım.
Na, abdest huzur verir. O zaman abdest öfkeyi de giderir. Hatta Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam demiştir ki zaman işliyor biliyorum ama. Öfkeliyken abdest alın çünkü ateşin, suyun tabii ki ateşi söndürdüğü gibi abdest de öfkeyi giderir. Sıra sende. Yeah. Tut 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 tut. Kolları yıkamak. Tabii ki. Kolları yıkamak. Ay bir dakika hangisini söyledin hangisini söylemedin. Ayakları yıkamak söylenmedi değil mi? Ayakları yıkamak. Evet. İlk turda söylemiştik şimdi söylemedik. Başımızı meshetmek. Teşekkür ederim bana kopya verdin. Boynumuzu meshetmek. Kulaklarımızı yıkamak. Evet kulaklarımızın arkasını da yıkamak sadece içini değil. Evet. Çok teşekkür ederim anneciğim bana hep böyle kopya ver. Devam ediyor o zaman işliyor. Sen ne söyledin? Abdest. Mesela abdestliyken neler yaparız onu söyleyebilirsin aklına gelirse eğer. Abdestliyken neler yaparsın? Boynumuzu... Abdestliyken yapılan şeyler. O zaman kopya veriyorum, kopya geliyor. Ömerciğim hani yani abdest olmadan olmayacak şeyler var. Kur'an'a dokunmak. Yani abdestliyken Kur'an-ı Kerim'e dokunabiliriz değil mi? Peki, çok kolay bir şey aklına gelmemesi. Şu an çok mutluyum. Gülüyorum çünkü namaz kılmak. Namaz kılmak. Biraz daha kopya vereyim mi? Anne şefkati, anne merhameti işte. Bir de abdestin bozulduğu zaman işlerken hala vaktimiz varken abdestin bozulduğu şeyler var yani abdestin ziyan vücuttan oldu. Yerimin kanaması. Harikasın. Ben daha fenasını biliyorum. Tuvalete gitmek ve benzeri şeyler abdestimizi bozarlar. Bana mı geldi? Bende mi öttü? Evet. Ya böyle olacağını biliyordum. Çok yardım ettim ondan oldu. Huysuzluk yapacağım şu anda. Evet, mızıkçılık yapacağım galiba. Neyse yapmayacağım Ramazan'dayız. Tamam. Neydi o söz ya? Hakkı ya hakkını teslim etmek lazım. Teslim ediyorum. Tebrik ediyorum. Kameralara rağmen iyi oynadın. Bir kelime daha var ama belki de bunu ben kazanırım. Kimin tarafındasınız çocuklar? Ömer Faruk abi diyenleri duyayım. Merhaba diyenler. Kötü anne. Anne kötü olurum ya. Olmaz tabii ki. Oyunda olabilir. Evet hazır mıyız? Tamamdır. İkinci kelime geldi. Görebiliyor musunuz? İlim. İlim. İlim deyince aklına gelen bir şey söyle. Okulum. Okul. Okulsa kalem. silgi. Defter. Kur'an kursu. Aa çok güzel. Kur'an kursuysa Kur'an-ı Kerim. Kitap. Kitap. Kitap ayrıcı. Ben bazen telefondan bir şeyler dinleyerek ve izleyerek de öğreniyorum. Evet yeni nesil çocuklar. Telefon o zaman tablet. Sağ ol Ömer. Dinlemek dedim ama kulaklık demedim. Kulaklık. Kulaklık doğru. İlim. Tabii ki. Bir dakika. Eski bilgileri gidiyoruz ve hemen ne diyoruz? Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bize bir müjdesi var. İlim yolunda her adımımız sevap Allah'ın izniyle. O yüzden ilim yolunda her adımım sevap. Benim aklıma bu geldi. Bence kabul edilebilir. O zaman ben de bir şey söyleyeceğim. Neydi? İlim Çin'de de olsa gidiniz. Alınız o ilmi. Gidiniz ve alınız. Kimin sözü biliyor musunuz? Ben biliyorum. Hazreti Ali'nin sözü. İlim bilmektir. İlim kendin bilmektir. Sen kendini bilmezsen bu nice okumaktır. Evet. Ol. Gene mi zil çaldı? Gene mi bana çaldı? Yine mi ben? Ama ya bu sefer mızıkçılık yapmalıyım. Gerçekten mızıkçılık yapmalıyım. Ama yapmayacağım. Peki. Uzattım elimi. Tebrik ediyorum. Arkadaşlar mızıkçılık yapmaya gerek yok. Evet yani oyunlarda her zaman kazanmak zorunda değiliz. Önemli olan dostça oynamaktı. Önemli olan keyifli oynamaktı. Umarım siz de keyif almışsınızdır ve umarım bu oyunu yine yorumlarda farklı kelimeler yazarak nasıl oynayabileceğimize dair fikir verir ve kendi aranızda oynarsınız. Allah'a emanet olun. Daima neşeyle kalın. Ramazan'ın tadına varın. Hoşçakalın. Yusuf Talha kardeşimiz, Acar muhabirimiz yine sokaklarda. Biz istedik ki bu programda sadece her şey böyle stüdyo içinde kapalı ortamda olmasın. Olmaz. En azından biri birazcık daha havadar bir alanda iş yapsın size dışarıdan seslensin diye. Şimdi televizyon kanalları öyle diyorlar ya. Sokağın nabzını tutuyoruz diye. Yusuf Talha kardeşimiz de sokağın nabzını tutuyor. Bakalım bugün bize ne sormuş insanlara ve bize aktaracağı hangi hikayeler var? İzleyelim. Merhaba arkadaşlar ben Yusuf Talha. Bugün sizler için sokağa çıkıp insanlara eğer rüyanızda Peygamber Efendimiz'i görseydiniz ona ne söylerdiniz sorusunu sorduk. Bakalım ne cevap vermişler.
Rüyanızda Peygamber Efendimiz'i görseydiniz ona ne söylerdiniz? Vallahi hiç onu bir düşünmedim ya. Ne soracaktım ben? Hiç öyle bir şey düşünmedim ya. Belki sorardım bir şey. Rüyanızda Peygamber Efendimiz'i görseydiniz ona ne söylerdiniz? Vallahi onu şu an bilen çok şeyler içimden geliyor ama yani çok sevinirdim, çok mutlu oldum yani onu anlatamam yani şu an yani nasıl? Peygamber Efendimiz'i rüyanızda görseydiniz ona ne söylerdiniz? İnsanların hakka, hukuka, adalete riayet etmesini söylerdim. Hazreti Peygamber Efendimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'in istediklerini yapıp istemediklerini yapmamamızı söylerdim. Bir şey söylemezdim, sadece sarılırdım. Evet, Peygamber Efendimiz karşında olsaydı ona ne söylemek isterdin? Yani onun hani sevdiğimi söylerdim, başka ne söylerdim? Bilmiyorum, başka ne söylerdim yani. Peygamber Efendimiz senin karşında olsaydı ne demek isterdin ona? Yani ona sarılırım, bir şey demezdim. Ona sarılırdım. Peygamberimizi rüyanızda görseydiniz ona ne söylerdiniz? Ona sevdiğimi söylerdim. Rüyanızda Peygamber Efendimizi görseydiniz ona ne söylerdiniz? Ne söylerdim? Şu anda bilmiyorum ki aklıma gelen bir şey. Siz ne söylerdiniz? Dünyanın daha güzel bir dünya olmasını isterdim ben. Rüyanızda Peygamber Efendimizi görseydiniz ona ne söylerdiniz? Yani şefaat ya Resulallah diyebilirim yani. Rüyanızda Peygamber Efendimiz'i görseydiniz ona ne söylerdiniz? Bu çok zor oldu biliyor musun? O zaman da olmak isterdim. Rüyanızda en çok kimi görmek isterdiniz? Peygamber Efendimiz'i görmek isterdim. Ona ne söylemek isterdiniz? Ya burada tutulup kalıyorum yani bir şey söyleyemiyorum. Hani onun bıraktığı ümmet. Kelimelerin kifayetsiz kaldığı yer yani. Yani şefaat isterdim. Arkadaşlar şimdi siz cevaplayın. Eğer rüyanızda Peygamber Efendimiz'i görseydiniz ona ne söylerdiniz? Yorumlarda buluşalım. Hoşça kalın. Altın almanın en güvenli yolu bilezikçi.com'da binlerce kaliteli ürün, uygun fiyat ve 30 yıllık tecrübe ile kapında. Şimdi Şule ablanın bugünkü konusu aslında beni çok tarif ediyor. Hemen bakıyorum. Baksana, okusana bir. Üzüldüğümde, sinirlendiğimde aklıma kötü şeyler geliyor. Bu günah olur mu? Aynen yapıştı. Hani onu tezi sağlayayım. Benim de aklıma bazen kötü şeyler geliyor. Dalası acaba insan sadece aklından geçirmesi ve bunu uygulamaya koymaması da günah mı acaba? Allah, hemen bunu izlemem gerekiyor. Bunu mutlaka öğrenmemiz lazım. Çünkü bazen birine çok kızıyoruz. Aklımızda böyle hemen canlandırıyor böyle film sahnesi. Film sahnelerinden gibi. Geliyor çoğunlukla. Evet. Acaba bu da günah olarak yazıyor mu? Ben bunu gerçekten öğrenmeyi çok isterim. Yazıyor mudur? Bilmiyorum, öğrenelim. Hadi bakalım. Merhaba sevgili arkadaşlar. Yine tazecik bir soruyla karşınızdayım. İstemişsiniz ki Şule abla bu soruyu da cevaplasın. Şule abla da dili döndüğünce cevaplamaya çalışacak. Bakalım sorumuz, yani bugünkü konumuz neymiş? Bazen çok üzüldüğümde ya da çok sinirlendiğimde aklıma kötü kötü şeyler geliyor. Bu günah olur mu? Arkadaşımızın sorusu şöyle. Bazen çok üzüldüğümde ya da çok sinirlendiğimde aklıma kötü kötü şeyler geliyor. Bu günah olur mu? Çok üzgün ya da çok kızgın olduğum zamanlarda yalnızca duygularım zorlamıyor beni, düşüncelerim de çok sıkıştırıyor. Mesela kardeşim geçen gün benim kalemliğimi alıp gitmiş okula. Bunu fark ettiğimde o kadar sinirlendim ki izin vermediğimi bildiği halde bunu yapıyor. İşte böyle zamanlarda o okuldan gelince kapıyı açmak istemiyorum ona. Dışarıda kalsın, biraz da o üzülsün diyor kafamdaki sesler. Ama yine kıyamıyorum tabii. İnsan evine gelince kapıda bırakılır mı? Hele de küçük bir çocuksa. Bırakılmaz, biliyorum. Ama ne yapayım bu sesleri susturamıyorum. Ben kötü bir çocuk değilim. Olmak da istemiyorum Şule abla. Ama içimden geçenler beni çok huzursuz ediyor. Aklıma gelen kötü fikirleri faaliyete geçirmesem bile günah işliyormuşum gibi geliyor. Bu konuda nasıl düşünmeliyim?
demiş sevgili arkadaşımız. Böyle hassas, böyle tatlı düşünen kafaları, kardeşini böyle güzel düşünen ablaları, abileri severim ben. Eminim ki Rabbimiz de çok sever. Hassas olmak elbette güzeldir ama insan için bir o kadar da yorucudur. O yüzden dozunu çok iyi ayarlamak gerekir. Düşünsene, elimde bir poşet var. Ancak çok ince. En fazla 5 kilogram yük taşıyabilir ve ben içine 15 kilogram yük koyuyorum. Bu poşeti taşımaya başladığım anda yırtılacaktır elbette. Bunu bile bile onun sınırlarını zorlayamam. Bizi bizden iyi tanıyan, bizi yaratan ve bize türlü türlü nimetler bahşeden Rabbimiz, bizim neye ne kadar dayanıklı olduğumuzu elbette bizden daha iyi bilir. Bu yüzden de insanı düşündüklerinden dolayı yargılamaz. İnsan için eyleme döktüğü, harekete geçtiği şeylerde sorumluluk vardır. Yani kardeşime kapıyı açmak istemedim dediğimiz için sorumlu olmayız. Ama eğer ki onu gerçekten kapıda bırakırsak bu bir sorun olur. Tozlanmış veya lekelenmiş bir gözlükten baktığımızda dünyaya biz gerçekten lekelenmiş mi oluruz? Hayır, sadece gözlüğün camını silmek gerekir. İşte kötü düşünceler de böyledir. Aklımıza geldiği anda onları uzaklaştırmak gerek sadece. Hem biliyor musun, aklımızdan geçirdiğimiz ama yapmadığımız şeyler için Allah-u Teala bizi sorumlu tutmazken, yapamasak bile aklımızdan geçirdiğimiz iyi şeyler için bizi daha çok sever ve mükafatlandırır. Mesela bir gün otoyolda asla duramayacağımız bir alanda yavrulamış bir köpek gördük. Çocuklarım onların ne kadar tatlı olduğunu söyleyerek durmamı, arabadaki atıştırmalıklardan onlara vermemizi istediler. Ancak durursam hem kendi hayatımızı hem de başkalarının hayatını tehlikeye atmış olurdum. Trafik bunu yapmamız için hiç uygun değildi. Bir iyiliğe niyet etmişler, bunu da gönülden istemişlerdi çocuklar. Ama demiştim ya, hassasiyetin fazlası da zarar. Gücümüzün yettiğinin üstüne çıkmaya çalışmak bizi de başkalarını da zorlar. Fakat bizim güzel dinimiz bir iyiliği yapmak isteyip de yapamayan için de mükafat olduğunu söyler. Yalnızca zihnimizden geçirdiklerimiz için değerlenen bir kalbimiz, aklımız var. Bu ne güzel bir ödül. Ama kontrol edemediğimiz düşüncelerimizden eyleme geçirmediğimiz sürece sorumlu değiliz. Üstelik düşünceleri ciddiye de almamalıyız. Git bakalım kafamdan kötü düşünce dediğimizde, bu iradeyi gösterebildiğimizde de Allah'ın katındaki değerimiz artmış oluyor çünkü. Nereden mi biliyorum? Tabii ki Rabbimiz söylüyor Kur'an'da. Muhakkak ki Rabbinin merhameti ve sevgisi boldur diyor Rabbimiz. İnsanız, elbette güleriz, oynarız, seviniriz ama aynı zamanda ağlarız, sıkılırız, üzülürüz de. Yani hayatta her zaman, her duyguya ve her fikre yer var. Önemli olan ne yaptığımız ya da neyi yapmadığımız. Bazen ben de kızıyorum çevremdekilere. Mesela kardeşim bilgisayarında fazla çalışıp benimle az ilgilenince onun şarj aletini saklamayı düşünüyorum. Ama bir yandan da onun işlerine engel olacağım fikri çıkıyor karşıma. Diyorum ki, Şule, bu sana yakışmaz, yapma. Tabii bazen diyemediğim zamanlarda olmuyor değil yani. Sonuçta ben de hata yapıyorum, insanım değil mi? Ama en önemlisi bunu frenlemek için çaba göstermek. Böyle incecik noktalarda düşünerek kendini üzme. Çünkü Rabbimiz kullarına asla taşıyamayacağı yükü yüklemeyeceğini söylüyor. Sen de yüklenme kendini. İyi bak, iyi gör, iyi olsun her şey inşallah. Allah'a emanet ol. Bekir abi. Eksim. En sevdiğin bitki, çiçek türü olarak. En sevdiğim bitki, ben nergizi çok seviyorum ya. O kadar güzel kokuyor ki nergiz. Aslında onunla alakalı geçen de bir şey okudum biliyor musun? Narkisos'muş onun gerçek adı, nergiz değilmiş. Narkisos, narkozdan geliyormuş. Ve onun böyle uyuşturucu bir etkisi varmış. İnsana böyle sarhoşluk veren, insanı böyle uyutan bir etkisi. O yüzden diyorlar ki, bulunduğunuz, uyuduğunuz odaya nergiz koymayın, yoksa uyanmanız zor olabilir diyorlar. Nargoz, narkoz, nergiz, oradan geliyormuş evet, işte. Evet, benim de
papatya ve menekşe. Papatya bayılır, menekşeydi. Papatyadan taç yapan evet yaparlardı ya, eskiden. Topluyorlar. Evet. Ama bir şey diyeceğim. Çiçek türünü sormam. Nedeni Nurdon Balcı ablamız var. Ne yapacakmış? Nergis mi yoksa? Yok, lale. Lale. Hadi izleyelim o zaman. Merhaba güzel arkadaşlarım. Yine ben geldim. Sizinle beraber güzel bir çizim yapacağız. Hazırsanız kalemlerinizi, kağıtlarınızı alın diyeceğim. Ama siz çoktan kalemler, kağıtlar hazır beni bekliyorsunuzdur. Biliyorum. Ben de aldım. Kağıdımızı bu defa dikey olarak kullanacağız. Hemen çevirelim şöyle. Acaba ne çizeceğiz? Benim çok sevdiğim çiçeklerden biri. Ne olabilir acaba? Güzelliğin, zarafetin, hatta böyle sokaklarımızı süslemesinin simgesi. Güzel laleler çizeceğiz bugün. Hazırsanız ilk önce şurada ortada büyük bir lale çizerek başlayalım. Buradan bir yaprak gelmiş. Hemen burada da bir yaprak. Hiç laleleri incelediniz mi? İç içe dönen yaprakları var. Buradan bir yaprak dönmüş. İçe doğru bir yaprak. Burada bir yaprak dönmüş. Hatta şöyle arkadan da dönen iki yaprağını düşünüyoruz. Onlar da şuradan biraz gözüküyorlar olsun. Evet, şuradan da şöyle lalenin sapı gelsin. Bir tane de küçük lale olsun. Onu nasıl yapalım? O da tomurcuğu tam açmamış olabilir. Şuradan şöyle bir yaprak gelmiş olsun. Şuradan dolaşsın. Dolaşıp şöyle hepsini kaplamış olsun. Tam bir tablo gibi oldu bence. Hemen keçeli kalemimizi alalım ve çizgilerimizi temize çekelim. Evet, temize çektik. Şimdi artık alttaki eski çizgilerimizi siliyoruz. Acaba lalelerimizi hangi renge boyasak? Bu defa jel boyayla boyayalım. Ben en çok sarı laleleri seviyorum. Hatta biraz böyle altlarında turuncular da olabilir. Burada da sadece üzerinde biraz sarılık olabilir. Geri kalan şöyle her yeri turuncu olabilir. Evet, turuncumuzu alalım. Aşağıdan yukarıya doğru şöyle dikkatli bir şekilde boyayalım. Lalelerimiz bence çok güzel oldu. Yapraklarını da boyayalım şimdi. Bakalım, iki tane yeşilimiz varmış. Biri açık yeşil, biri koyu yeşil. Tam da istediğim gibi. Yaprakların bir tarafını açık yeşille boyayalım. Diğer tarafını da koyu yeşil. Şimdi de koyu yeşille tamamlayalım. Evet, bence lalelerimiz harika oldu. Ben turuncu ve sarı laleler çizdim. Ama sizler pembe, kırmızı, beyaz hangi renk istiyorsanız, hatta mavi, mor hangi renk aklınıza geliyorsa istediğiniz gibi çizebilirsiniz lalelerinizi. Ve tabii ki çizdikten sonra ne yapıyoruz? Fotoğrafını çekiyoruz. Aşağıda yazan mail adresiyle bana gönderiyorsunuz. Tabii ki her gün yaptığımız çizimleri bekliyorum sizden. Onların hepsini gönderiyorsunuz ve ben bu ayın sonunda, yani güzel Ramazanımızın sonunda içlerinden bir tanesine hediye veriyorum. Hediyemiz neydi? Tabii ki tablet. Tabletin yanında da kalemi vardı. Siz orada dijital çizimler de yapabilecektiniz. Arkadaşlar hepinizin ellerine sağlık. Çok güzel çizimler yapıyorsunuz. Yarınki çizimde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Evet, teşekkür ediyoruz Nur ablamıza. Nur ablamız çok yetenekli. Allah da ona öyle vermiş. Peki, program bitti. Bitti. Artık yavaş yavaş iftara doğru gidelim. Ne var yiyecek sizde bugün?
Bizi niye hiç davet etmiyorsunuz? Gelin yani Diyarbakır'a gelin isterseniz koşa koşa. Bizim makarna var bugün yemeğimizde bugün ve ayran salata. Ben ömrümün sonuna kadar makarna, pilav ve patates yiyebilirim. O kadar seviyorum ki özellikle de... Beş günden sonra böyle... Hiç de bile hayır. Evet. Kıymalı ya. Makarna, peynirli makarna, her gün bana başka bir şekilde makarna yap. Ben her türlü yerim ya, çok seviyorum. Ömrünüzün sonuna kadar yiyebilir misiniz? Yani denerim. Denersiniz, iki gün sonra yeter çorba getirin ya, dersiniz. Peki. Bugünkü programımızın böylelikle sonuna geldik kıymetli dostlar. Eminim siz de çok acıkmışsınızdır. Sizi daha fazla bekletmemek için yolluyoruz. Ama isterseniz önce gelin bir dua edelim. Ondan sonra vedalaşalım. Amin. Amin. Allah'ım bize iyilikler ve güzellikler nasip eyle. Sofralarımızı bereketlendir. Amin. Bize bu güzel iftar sofralarını hazırladın, bahşettin ya Rabbi. Ama sen bizi israf etmekten koru ya Rabbi. Amin. Çünkü israf çok kötü bir şeydir. Dünyada bu yemekleri bulamayan, bir dilim ekmeğe ulaşamayan çocuklar ve insanlar var. Onların hakkını çöpe atmaktan sen bizi muhafaza buyur Allah'ım. Amin. Bize okulumuzda, derslerimizde iyilikler ve güzellikler, başarılar nasip Amin. Eyle. Çalışkan, sorumlu, namazını kılan, orucunu tutan, seni seven kullar olmamız için sen bize hayırlı ilhamlar nasip eyle Allah'ım. Amin. Vatanımızı, milletimizi ve devletimizi her türlü tehlikelerden koru. Amin. Şüphesiz ki sen İşiten ve dualarımızı kabul edensin. Amin. Amin. Ve selamün aleyhi mürselin. Velhamdülillahi Rabbil alemin. Çok teşekkür ederim. Rica ederim. Yarın yeniden görüşünceye dek bizi izlediğiniz için her birinize çok teşekkür ediyoruz kıymetli dostlar. YouTube kanalımıza abone olmayı sakın unutmayın. Evet. Bekir abi. Altın almanın en güvenli yolu bilezikçi.com benim Ramazan'ımı sundu.